Ravi namazı sonrasındaki müdahalesinde 6 Filistinli yaralandı. İsrail savaş uçakları da bir kez daha Gazze'yi hedef aldı. Türk Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin halkına yönelik baskı ve şiddet politikalarının Ramazan'da artarak sürmesine tepki gösterdi. İsrail polisi Ramazan'ın dördüncü gününde de şiddetin dozunu artırdı. İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eskişehir bölgesinin çevresinde Filistinli gençlere müdahale etti. Mescid-i Aksa'da kılınan teravih namazının ardından Şam kapısı çevresinde toplanan onlarca Filistinli gençle İsrail polisi arasında arbede yaşandı. İsrail polisi Filistinlilere plastik mermi, tomalar ve ses bombalarıyla müdahale etti. Olaylarda 6 Filistinli yaralandı. Yaralılardan ikisi hastaneye kaldırılırken bazı Filistinliler de gözaltına alındı. Radikal Yahudi yerleşimciler ise Filistin'in işgali altındaki Batı Şeria bölgesindeki El Halil kentinde İsrail ordusunun emriyle kapatılan Filistinlilere ait dükkanlara saldırdı. İsrail ordusu bir kez daha Gazze'yi vurdu. İsrail savaş uçakları abluk altındaki Gazze'nin çeşitli bölgelerinde açık alanları hedef aldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Türkiye, İsrail'in Filistin halkına yönelik baskı ve şiddet politikalarının Ramazan'da da artarak sürmesini tepkiyle karşıladı. Dışişleri Bakanlığı olayların endişe verici olduğunu vurguladı. Açıklamada İsrail yönetiminin Filistin halkının ibadet özgürlüğünü engellediği belirtildi. Filistin halkına yönelik şiddet eylemlerine karşı herhangi bir tedbir alınmayarak saldırıların teşvik edildiği kaydedildi.